Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görenler için ben Arzu. Gerçek suç hikayelerine karşı ilginiz varsa eğer kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Videolarım teşvik değil, tedbir ve uyarı amaçlıdır. Bugün sizlere bahsedeceğim kişi Valeria Teresa Gutierrez Ortiz. Haziran 2017, Meksika. 11 yaşındaki Valeria babasına gitmek için toplu taşıma aracına biner. Araç hızla gözden kaybolur. Hazırsanız başlayalım. Valeria 17 Eylül 2005'te Jacqueline ve Sergio'nun kızları olarak Meksika'da dünyaya geliyor. Valeria doğduktan sonra anne ve babası boşanıyor, kızlarının ortak velayetini aldıkları için de sık sık iletişim halindeler. Ve zaten normalde olması gerektiği gibi dostane bir şekilde ayrılmışlar ve sürekli olarak da görüşüyorlar, aralarında herhangi bir şiddet ya da herhangi bir kavga yok. Valeria perşembe gününden pazartesiye kadar babasında, diğer günler ise annesinde kalır. Bu durum artık bir rutin haline gelmiş ve bu rutine herkes uyuyor ve çok da memnunlar. Valeria'nın kız kardeşlerinden biri olan Gia, kız kardeşinin şefkat dolu bir kalbi olduğundan bahsediyor. İnsanlara çok değer verir, dışa dönük, aynı zamanda sosyal bir kız. 11 yaşında olmasına rağmen geleceğini planlamış durumda ve ne olmak istediğine de karar vermiş durumda. O tıp okumak istiyor ve doktor olmaya karar vermiş. 8 Haziran 2017 Perşembe günü her zamanki gibi Valeria okuldan geliyor ve eşyalarını hazırlamaya başlıyor. Çünkü o gün babası gelip onu alacak ve birlikte vakit geçirecekler. Babasını beklerken bir yandan neon turuncu renkteki sırt çantasına okul malzemelerini ve okul kıyafetlerini yerleştiriyor. Kendisi de daha rahat bir şeyler giyiyor üzerine. Açık mavi bir kot, mor bir gömlek ve üzerine de açık mavi bir ceket giyiyor. Ayağında ise siyah renkteki tenis ayakkabıları var. Sonunda babası kız arkadaşı Lola ile birlikte Valeria'yı almaya geliyor. Valeria babasını ve Lola'yı dışarıda görünce çok mutlu oluyor. Çünkü her ikisi de bisikletleriyle gelmişler. Ve Valeria bisiklete binmekten ve bisikletle dolaşmaktan çok büyük keyif alır. Valeria hemen annesi Jacqueline ile vedalaşıp babasına koşuyor. O gün aslında güneşli bir gün ama saat 16.30 civarında yağmur atıştırmaya başlıyor. Babası da Valeria'nın ve eşyalarının ıslanmasını istemiyor. Bu sebeple de kızını bir toplu taşıma aracına bindirmeye karar veriyor. Bu yolcu taşıma aracı küçük minibüsler gibi düşünebilirsiniz, hatta onlardan bir tık daha küçük. Babası Valeria'yı araca bindirmeden önce kızına soruyor. Gerçekten binmek istiyor musun? Bu seni rahatsız eder mi? Valeria ona artık büyüdüğünü ve kendisi için bir sorun olmayacağını, binmek istediğini söylüyor. Zaten yolculuk da kısa süren bir yolculuk olacak. Birkaç durak sonra babasının eline varmış olacak. Ayrıca yolculuk boyunca babası ve Lola da bisikletleriyle birlikte aracın hemen arkasında olacaklar. Ve ortak kararla Valeria'yı 278 numaralı yolcu taşıma aracına bindiriyorlar. Aracın içerisinde hiç kimse yok Valeria dışında. Hatta babası bu durumu biraz daha iyi olarak kabul ediyor. Çünkü kızını rahatsız edebilecek herhangi yabancı bir yolcu yok. Sadece kızı ve şoför olacak. Valeria daha önce de tek başına binmiş bu toplu taşıma araçlarına. Yani bu ilk değil. Aynı zamanda zaten babasıyla Lola da hemen arkasında olacaklar bisikletle. Valeria kendisini iyi hissettiğini söylüyor ve zaten hangi durakta inmesi gerektiğini de biliyor. Babası araçtan inmeden önce seninle durakta buluşuruz diyor ve merak etme, aracın hemen arkasında olacağım diyor. Valeria ise evet baba, planı biliyorum, endişelenme, ben artık büyüdüm diyor ve babası araçtan inmeden önce cep telefonunu çıkarıp babasına veriyor. Çünkü çalınmasından korkuyor. Meksika'da toplu taşıma araçlarına inerken ya da binerken çok kalabalık olunmuş duraklarda ve bu sebeple de birçok kişinin cüzdanı, telefonu, saati gibi eşyaları çalınırmış. Ve Valeria da bundan korktuğu için cep telefonunu babasına veriyor. Baba araçtan inip bisikletine gidiyor ve Valeria'nın binmiş olduğu araç hareket ediyor. Sergio ve Lola da hemen aracın arkasından bisikletleriyle birlikte yol almaya başlıyorlar. Kısa bir süre yol aldıktan sonra Sergio kızının binmiş olduğu bu aracın bir anda hızlandığını fark ediyor. Bu garip bir durum çünkü toplu taşıma araçlarının belli bir hızda gitmesi gerekiyor. Baba endişeye kapılmış durumda ama bir yandan da kendisini sakinleştirmek için şöyle düşünüyor. Belki de şoför zamanını doldurdu ve bu aracı başka bir şoföre teslim etmek zorunda. O yüzden biraz aceleci davranıyor. Araç hızlandıkça hızlanıyor ve Sergio ile Lola araca yetişmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bisiklet de bir aracın hızına yetişebilmek pek de mümkün değil.
Bir süre sonra aracı tamamen gözden kaybediyorlar ve hızlı bir şekilde Valeria'nın inmesi gereken durağa, yani evlerinin yanındaki durağa ulaşıyorlar. Fakat Valeria durakta da yok. Baba yine de sakin kalmaya çalışıyor ve şöyle düşünüyor. Belki de araç çok hızlı geldiği için Valeria'yı bizden çok önce bıraktı durağa ve Valeria da eve gitti. Bu sebeple eve gidip her yerini arıyorlar evin, fakat Valeria evde de yok. Sergio hemen evden fırlayıp caddede bulunan trafik polisine gidip 278 numaralı aracı takip etmelerini istiyor ve durumu anlatmaya çalışıyor. Bir yandan da Valeria'nın annesi Jacqueline'i arayıp durumu bildiriyor ve Jacqueline de kızını durak durak aramaya başlıyorlar. Onların düşündüğü şey şu: belki de Valeria durakları karıştırdı ve yanlış bir durakta indi, daha sonra da kayboldu. Sergio ve Jacqueline tüm durakları, tüm sokakları, Valeria'yı tanıyan tüm insanları, arkadaşlarını, herkesi arıyorlar. Fakat Valeria'yı o gün hiç kimse görmemiş. Aile daha sonra merkez ofise gitmeye karar veriyor. Yani tüm araçların toplanmış olduğu yer. Buraya gidip 278 numaralı aracın dönüp dönmediğini soruyorlar ya da orada olup olmadığını soruyorlar. Aslında ofis çalışanları da çok fazla yardımcı olmaya istekli insanlar değil. Fark etmiş olan tüm yolcu taşıma araçlarının arasında dolaşıyorlar ve tüm araçların burada olduğunu söylüyorlar. Jacqueline tekrar ediyor: 278 numaralı aracın burada olduğuna emin misiniz? Ve çalışanlar da evet diyor. Fakat aile bundan tatmin olmuyor ve yeniden kontrol etmelerini, hatta kendilerinin kontrol etmek istediğini söylüyorlar. Ancak bu kez ofis çalışanları biraz sert çıkıyor ve onlara "bütün araçlar burada dedik, lütfen artık buradan gider misiniz?" diye tepki veriyorlar. Bunun üzerine aile hemen polise gidiyor, durumlarını izah ediyorlar, çocuklarının henüz 11 yaşında olduğunu belirtiyorlar. Ancak polisler kayıp olarak bildirmeleri için yeterli zamanın geçmediğini söylüyor onlara. Aile neredeyse tüm akşam ve gece boyunca kızlarını aramış sokak sokak ve kızlarından hiçbir haber alamamışlar. Ve kızları henüz 11 yaşında, dertlerini polise anlatıyorlar ve onlar da yeterli zamanın geçmediğini söylüyor. Bu korkunç bir durum. Normalde kayıplarda ilk 48 saatin ya da 72 saatin çok önemli olduğunu biliyoruz. Yani hemen harekete geçilmesi lazım kayıp olaylarında, hele ki çocuk kayıplarında. Hatta kayıp bir insanın canlı bulunması için ilk 3 saat çok önemli. Hatta şöyle söylüyor polisler aileye: belki de bir erkek arkadaşı vardır ve araçta yalnız olunca bir anda erkek arkadaşını gidip görmek gelmiştir içinden. Polisler ailenin gidip erkek arkadaşının evini kontrol etmeleri gerektiğini söylüyor. Aile şaşırmış bir durumda, hala durumlarını izah etmeye çalışıyorlar. Kızlarının 11 yaşında olduğunu ve erkek arkadaşının da olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. Üstelik evden kaçması için herhangi bir sebebinin olmadığını ve babası ve kız arkadaşı zaten aracın arkasından gelirken böyle bir şey yapmayacağını söylüyorlar. Ancak bir türlü anlatamıyorlar dertlerini. Aile buradan çıkıp kayıp kişiler merkezine gidiyor ve neyse ki burada ciddiye alınıyor ve dinleniyorlar. Saat sabah 10 civarında ise Amber alarmı veriliyor. Ve o saate kadar Valeria'dan hala hiçbir haber yok. Aile hala umudunu kaybetmek istemiyor ve onlar hala yanlış durakta indiğini ve kaybolduğunu düşünüyorlar. 9 Haziran Cuma günü saat 13.00'da ne yazık ki kötü haber aileye ulaşıyor. Valeria'nın cansız bedeni Zandung Caddesi'ndeki ıssız bir bölgede 278 numaralı aracın içerisinde yarı giyinik bir şekilde bulunuyor. Valeria'nın kaybolduğu gece saat 22 sularında içinde şoförü olmayan toplu taşıma aracının neden orada bulunduğunu merak etmiş aslında mahalle sakinleri. Bu durumu birazcık da şüpheli bulmuşlar. Ancak daha sonra az ileride bir tamirci dükkanı olduğunu bildikleri için şöyle düşünmüşler: aracın bozulmuş olabileceğini ve şoförün de tamir dükkanına gitmiş olabileceğini düşünmüşler. Ancak ertesi sabah erken saatlerde aracın hala orada olduğunu görünce artık mahalleli iyice şüphelenmiş ve gidip aracı kontrol etmek istemişler. Camdan baktıkları sırada ise şoförün yan koltuğundaki yolcu koltuğunda Valeria'nın cansız bedeniyle karşılaşmışlar. Valeria'nın iç çamaşırı ayak bileklerine kadar inmiş durumda ve mahalle sakinleri daha sonra hemen polis aramışlar. Polis olay yerine geldiğinde bu cansız bedenin Valeria'ya ait olduğunu doğruluyor. Araç içerisinde Valeria'ya ait bir sırt çantası, bir gömlek ve bir de tornavida bulunuyor. Daha sonra Valeria'nın cansız bedeni otopsiye gönderiliyor. Ertesi gün Valeria için bir cenaze töreni düzenleniyor. Ailesi, arkadaşları, yakınları, herkes çok üzgün ve hepsi polise çok tepkililer. Cenaze töreninde ise Valeria'nın tabutuna polisler eşlik etmiş. Bu durum onları daha da kızdırmış. Eğer polis başta bu olayı ciddiye alsaydı bu trajedinin önlenebileceğini düşünmüşler, ki ben de öyle düşünüyorum. Ve
o cenaze töreninde tabuta eşlik etmelerinin hiçbir anlamı olmadığını söylemişler. Cenaze töreninde beyaz ve pembe düzinelerce balon gökyüzüne bırakılmış. Herkes aileye çok destek olmuşlar. Jacqueline bir röportaj da yapmış ve inanılmaz üzgün ve... El carro blanco que mi hija de 11 años que estaba indefensa, que estaba a punto de ser matada, a punto de ser acribillada. Röportajında Jacqueline de polislere çok kızgın ve şunu söylüyor. Sürekli olarak bana kızımın erkek arkadaşıyla kaçmış olabileceğini söyleyip durdular. Bense sanki onlar beni anlamıyormuş gibi durumu izah etmeye çalıştım sürekli. Ama beni asla ciddiye almadılar, söylediklerimi asla umursamadılar diyor. Valeria'nın otopsi sonuçları geliyor. Bu sonuçlara göre Valeria'nın boynu kırılmış ve ölüm sebebi de bu. Bunu kimin yapmış olabileceği düşünülürken akla tek kişi geliyor. Bu da araç şoförü. Her şey araç şoförünü işaret ediyor. Çünkü Valeria araca bindiğinde içeride hiç kimse yoktu şoförden başka. Ayrıca babası ve Lola aracın arkasından giderken araç bir anda hızlandı ve gözden kayboldu. Araç şoförü aranmaya başlandığında 12 Haziran'da bir yürüyüş düzenleniyor. Herkes katılıyor bu yürüyüşe, sloganlar atılıyor. Amaç ise bu caninin cezasız kalmaması. Bu arada yetkililer 278 numaralı aracın bağlı olduğu merkez ofise gidiyorlar ve bu aracın şoförünün kim olduğunu soruyorlar. Oradaki insanlarla konuşuyorlar. Bu aracı Jose Octavio Sanchez Raso adındaki adamın kullandığını öğreniyorlar. Ehliyetinin bir kopyasını alıyorlar ve resmi kamuoyuna dağıtılıyor. Jose denilen adam sadece 8 gündür şoför olarak çalışıyormuş. Ayrıca ehliyette 24 yaşında olduğu yazıyor. Ama gerçekte orta yaşlı bir adam. Ve ehliyetteki resmine hiç benzemiyor. Sonuç olarak Jose'nin süresi geçmiş ehliyet ve evraklar kullandığı da ortaya çıkıyor. Yetkililer Jose'nin ev adresini de öğrenmiş durumdalar ve onu gözaltına almak için eve gittiklerinde Jose onlardan kaçmaya çalışıyor fakat kaçamıyor. Tutuklanıyor ve o asla konuşmayacağını söylüyor. Ancak sorguya başladıktan birkaç saat sonra her şeyi tek tek itiraf ediyor. Valeria'yı nasıl öldürdüğünü ve süresi geçmiş evrakları neden kullandığını şöyle açıklıyor. Jose süresi geçmiş ehliyeti ve evraklarını 4 kadına daha CS'de bulunduğu için kullanıyor. Ve bu kadınların yaşları 17 ila 20 arasında değişiyor. Kadınlardan ikisi ise Jose'nin kızı. Diğer iki kız ise komşularının kızı. Şimdi eski eşi Jose'yi birkaç kere ihbar etmiş aslında ve komşuları da ihbar etmişler. Yani hakkında birçok ihbar alınmış. Şimdi bu adam gözaltına alınmış ya da hapse girmiş belli ki sabıka kaydı var ama yeteri kadar ceza aldığını düşünmüyorum açıkçası. Ve sabıkalı olduğu için de iş bulmakta zorlanıyormuş. Bu yüzden de süresi geçmiş evraklar ve ehliyet kullanıyormuş. Olay şöyle gerçekleşmiş söylediğine göre babası Valeria'yı arka koltuklardan birine oturtmuş durumdaydı inerken araçtan. Ve araç hareket ettikten sonra şoför ona biraz daha yakın bir koltuğa oturmasını istemiş. Hatta yan koltuğuna gelip oturmasını istemiş. Ancak Valeria bu durumdan rahatsız olduğu için hayır diye cevap vermiş. Ve daha sonra aracı hızlı bir şekilde sürüyor. Bu tenha yere getiriyor. Daha sonra da Valeria'yı gidip boynundan yakalıyor ve şu şekilde koluyla boğazından yakalıyor ve çekiştirmeye başlıyor. 11 yaşında bir kız kendinden yaşça büyük biriyle mücadele etmek zorunda kalıyor. Ve o direndikçe Jose daha hızlı çekmeye çalışıyor ve bu sırada kızın boynu kırılıyor. Daha sonra Jose onu boğmaya da çalışıyor boynu kırıldıktan sonra. Daha sonra Valeria'yı şoför koltuğunun yanındaki koltuğa sürüklüyor ve burada iğrenç eylemini gerçekleştiriyor. Kızı da orada o şekilde bırakıp kaçıyor. Belli ki adam çok rahat. Çünkü güpegündüz kızı kaçırmış durumda, üstelik babası aracın arkasından gelirken, yani bundan herhangi bir tedirginlik duymuyor, herhangi bir korku duymuyor muhtemelen ve araçtan inerken de herhangi birinin kendisini görebileceğini de düşünmüyor, o kadar rahat bir adam. Bu adamın bu kadar rahat olmasının sebebi kayda değer cezalar almamış olması bence. Jose bu itirafından sonra başka iki mahkumla birlikte bir hücreye konuluyor ve tutuklandıktan 3 gün sonra da hücresinde ölü olarak bulunuyor. Jose bulunduğunda boynunda bir bez parçası olduğu söyleniyor ve hücre arkadaşları sabah erken saatlerde Jose'yi bu şekilde bulduklarını söylüyorlar. Otopsi raporuna göre de Jose'nin kendi canına kıydığı ortaya çıkıyor. Ancak Jose'nin ailesi bu duruma karşı çıkmış. Jose'nin hapse girmekten çok korktuğunu, çünkü sürekli olarak tehditler aldığını söylemişler. Ancak polisler otopsi sonuçlarının intihar ettiğini gösterdiğini söylüyor. Ve daha önce o hücrede kalmış başka bir mahkumla daha röportaj yapılmış. Bu eski mahkum şöyle söylemiş. Jose'nin ölümünün bir intihar olduğunu düşünmüyorum. 8 yıldır orada kaldım ve orada işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Hücrelerde 2-3 kişinin değil de 15 kişinin birden kaldığını söylemiş. Aynı zamanda hücrelerde sürekli bir kaos ortamı olduğunu, çığlıklar, gürültüler, kavga sesleri duyulduğunu
ve muhtemelen Jose'nin ölüm emri verildiğini söylemiş. Ayrıca daha önce de böyle şeyler yaşandığını, oradaki mahkumların kişiyi alıp başka bir yere götürüp orada öldürdüklerini ve daha sonra da intihar sahnesi hazırladıklarını söylemiş. Jose bulunduğunda da boynunda bir kumaş parçası varmış ama herhangi bir yere asılı değilmiş. Ancak bu söylentileri asla yetkililer onaylamamışlar. Şimdi ortaya atılan başka bir spekülasyon daha var. Şimdi Valeria ve Sergio'nun o gün otobüse bindiği görüntüleri var. Bunlar sonradan ortaya çıkmış. Görüntüler çok net olmasa da Sergio ve Valeria'nın araç kapısında olduğu görülebiliyor. Ve o görüntüyü izleyen insanlar o gün havanın çok güneşli olduğunu, hatta yağmur yağmadığını görmüşler. Görüntüyü izleyen insanlar bu olayda baba Sergio'nun da bir parmağı olabileceğini söylüyorlarmış. Yani şöyle, baba belki de para karşılığında kızını sattı gibi. Sergio ise bu görüntülerin ardından bir açıklama yapmak istemiş ve durumu insanlara anlatmak istemiş. Ve Sergio şunları söylemiş. Nasıl göründüğünü anlıyorum. Kasabanın evimin bulunduğu yönünde yağmur vardı ve bizim bulunduğumuz yere damlalar düşmeye başlamıştı. Yağmurun ıslanacağını düşündüm ve kızımın da ıslanmasını istemediğim için bunu yaptım demiş. Çok üzgün olduğunu ve böyle bir şeyi kızına asla yapmayacağını da söylemiş. Ayrıca insanlar Sergio'nun kızını otobüse tek başına bindirmemesi gerektiğini, bunu düşünüyor olması gerektiğini de söylemişler. Ayrıca Valeria'nın otopsi raporlarına göre iki farklı kişinin menisi bulunduğu söyleniyor. Bu iki farklı erkeğe ait olan menilerden bir tanesi Jose'ye ait ancak diğerinin kime ait olduğu bir türlü bulunamamış. Başka bir tuhaflık ise Valeria o gün evden çıkarken rahat bir kıyafet giymişti, okul kıyafetlerini çıkartmıştı. Ancak bulunduğunda üstünde çeşitli yerlerinden yırtılmış olan okul üniforması var. Katil neden kıza okul üniforması giydirmeye çalışmış? Bu bir fantezi mi yoksa kızın ölümüyle alakalı başka bir senaryo mu hazırlanacaktı? Yani Valeria'nın katilinin sadece Jose olduğundan da emin olmayabiliriz. Başka birisi de olabilir bu işin içerisinde. Ve şu konu da var ki polisler kızının kayıp olduğunu bildirmeler için 48 saatin geçmesini söylemişlerdi. Yani belirli bir zamanın geçmesini söylemişlerdi arama yapabilmek için. Ancak böyle bir durum yokmuş. Bu davaya bakan savcı Alejandro ortaya çıkıyor ve böyle bir durumun olmadığını söylüyor. Savcı kayıp raporu hazırlanmadan önce herhangi bir süre beklenmesi gereken ve bunu ifade eden herhangi bir kural yok ortada diyor. Jacqueline gerçekten çok haklı ve cevabını almak istediği bir soru soruyor. Sokakların belli bölümlerinde güvenlik kameraları var. Neden bu kameralara bakılmadı da bizi sokak sokak gezdirdiler diye soruyor. Valeria'nın ailesi bir daha böyle bir durum yaşanmaması için belediye başkanıyla konuşmaya karar veriyorlar ve bir şeyler yapmak istiyorlar. Ayrıca başkana süresi geçmiş evraklarla ve ehliyetle nasıl şoförlük yapıldığını da soruyorlar. Neden kontrol edilmiyor bunlar? Otobüslerin bulunduğu merkez ofislerde bir takip sisteminin olmasını istediklerini de söylüyorlar. Belediye başkanı o hat üzerindeki otobüslerin bir süre askıya alınacağını, şoförlerin ve araçların kontrol edileceğini, ayrıca şoförlerin tıbbi, psikolojik eğitimler alacağını ve yolcular için de bir acil durum butonu konulacağını söylüyor. Ve bu anlaşma yapıldıktan sonra Sergio ve Jacqueline 40. güzergah üzerindeki otobüs hattı askıya alındığı için şoförlerden tehdit almaya başlıyorlar. Burada ailenin yapmış olduğu şey adaleti sağlayabilmek ve bir önlem almak bir daha böyle şeyler yaşanmaması için. Yani aslında suçlu olan onlar değil. Ancak Jacqueline ve Sergio sürekli olarak tehdit almaya devam ediyorlarmış ve hala evleri taşlanıyormuş. Ve bu sebepten dolayı da polislerden yardım almak zorunda kalmışlar kaç kere. Ayrıca yetkililer bu olayı hala araştırmaya devam ediyorlarmış çünkü o kimliği belirsiz olan ikinci meninin kime ait olduğunu bulmaya çalışıyorlarmış. Ve bu konuyla alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer herhangi bir sonuç olursa ya da bir gelişme yaşanırsa size tekrardan aktaracağım bunu. Bu olayı araştırırken aklıma hemen Özgecan Aslan geldi benim de ki sizin de öyle oldu muhtemelen. Açıkçası ben babanın bu olayda pek parmağı olduğunu düşünmüyorum ya da düşünmek istemiyorum bilmiyorum. Ama bu kimliği belirsiz kişinin menisinin Valeria'da ne işi vardı? Bu soru da aklımı karıştırmıyor değil. Ya da Jose gerçekten tek başına değildi. Böyle sözü geçen ya da işte yetkili biri de bu olaya dahil oldu. Belki de o yüzden bu kadar önemsenmedi bu olay. Bu konularla alakalı gerçekten sıkı önlemler alınmalı. Ne yapılacak bilmiyorum ama bir an önce bir şeyler yapılmalı ve uygulamaya geçilmeli artık bir an önce. Özellikle hemcinslerim gerçekten
ne otobüse binmeye, ne toplu taşıma araçlarına binmeye, ne sokakta yürümeye, her şeye korkar olduk ve bu çok saçma, bu özgürlüğümüzü kısıtlayan bir durum. Ve cezaların, yaptırımların ağır olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü insanların şu rahatlığı olmamalı. Nasıl olsa az ceza alırım, nasıl olsa ceza almam, bir süre yatar çıkarım gibi rahat düşünceleri olmamalı artık. Bunları yok etmek için de cezaların oldukça ağırlaştırılması gerekiyor. Ve sizlerin düşüncelerini de yorumlarda görmek isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygıyla. Hoşçakalın. Ne 나만 보면 이게 아니